Arkadaşlar hoş geldiniz. 2024 Yüksek İhtisas Giriş Sınavı Soruları Arapça kısmı Beraber çözelim. Birinci soru Tabloda verilen altı çizili kelimelerden hangilerinin türü yanlıştır? Ektumu. Bunun sonundaki nun düşmüş bir muzare fiildir. Yani bu yanlış. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum talemun. Bile bile hakkı batılla karıştırmayın ve hakkı gizlemeyin. Burada tek tumu Telbisu fiiline atfedilmiş. Buradaki la, nahiyedir. Yasaklama la'sı. Telbisu nun da nunu düşmüştür. E, çünkü meczumdur. Nunun has fiili meczum. Tek tumu. Her ikisi de muzari. Ve lev ennehum amenu ve tegav lemethubetun min indillahi hayrun lev kâni ya'lemun Eğer iman edip Sakınsalardı. Allah katından gelen e, sevap daha hayırlıdır. Bilselerdi. Efendim burada ittaka fiili var. Her sınavda nakıs fiilin ittaka gibi bir fiilin e, çekimi sorulmaktadır. Ittegâ sonuna vav getirdiğimizde şuradaki illetli harfin e, illetli harf düşüyor. Efendim kaf. Geriye kalan harf. Kaf. Fetalı olduğu için e, vav'ı sessiz okuyoruz. İttegav. Ama bu mazi fiil. Ama emir olsaydı mesela İttegi diyecektik ya İttegi. Daha sonra da vav birleştireceğiz. Burada illet harf düşüyor. Vav birleştiğinde nakıs fiillere. Aynı durum yavul muhataba için de geçerli. Düştükten sonra kaf harfinin harekesi fetalı ise olduğu gibi bırakıyoruz. Ama fetalı değilse ki bu burada fetalı değil. O zaman birleştirdiğimiz harfe uygun bir harekeyle harekelendiriyoruz. Vav'a uygun hareke dammedir. İttegu diyoruz. Sonra uzatıyoruz. Bakın ittegav mazi ittaku emirdir. Her e, efendim sınavda çıkar bu. E, dolayısıyla ittakav mazi fiildir ama burada emir olduğunu söylüyor. O zaman bu da yanlış. Yukarıdaki muzarihi bu da e, efendim maziydi. Yanlış bilgi verilmiş. Sibgha'tallahi, sibghatullahi burada mansup gelmiş. Ee, bu gibi durumlarda anlamına göre e, teşvik ya da yasaklama söz konusu. <laughs> Mesela es seyyarete diyorsun. Arabadan sakın. Ama el de diyorsun. E, efendim e, çalışmaya e, gayrete sarıl. Burada da sıbkatallahi teşvik var. Biz buna ihra diyoruz. E, İğra ve tahzir e, anlamına göre değişiyor. E, olumlu pozitif bir şey ise iğra, negatif bir şey ise tahzir diyoruz. Yani Allah'ın boyasına sarılın gibi. E, Allah'ın boyasıyla boyanın gibi. Bir teşvik söz konusu. Ve men ahsenu minallahi sıbgaten. Burada sıbgaten masup gelmiş. Efalü kelimesinin temyizi. Efendim bu eee efalu kalıbında ismi taf Kim Allah Allah'ın boyasından daha güzel boya boya kimin boyası Allah'ın boyasından daha güzeldir gibi bir soru cümlesi var. Nahnu lahu abidun. Biz ona ibadet ediyoruz. Efendim buradaki ahsenu ismi tavtildir. Doğru. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون Buradaki hineden sonra gelen cümlenin muzafın ile olduğunu belirteyim. Hine e, efendim muzaf peşinden gelen cümle muzafın ile iledir. E, burada mübtedadır. Lekum da haber. O, o orada onun içinde neyse işte efendim sizin için e, akşam eve topladığınızda da sabah salı verdiğinizde de e, güzellik bir estetik vardır. Lekum haber cemelun mübteda. E, tesrahuna muzafun Her neyse konumuz bu değil. Turihune tesrahuna muzarifildir. Doğru. İz تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الأسباب تقطعنا فائلة العذاب مفل آآ أه قلت تقطعت تبرأ وطبيعوا قلنا رنهيب سماظي واتبعوا مثل اتبعوا. Malum çatılı orada gelmiş. Ee, i̇z zaman için kullanılır. Hani diye çoğu kere tercüme edilir. Hani e, takip edilenler, takip eden, azabı gören ve artık çıkar yolu kalmayan nereden e, beri olmuşlardı. Yani e, efendim e, suçlamalarınızı kabul etmiyoruz demişlerdi. <laughs> Burada neyi soruyor? Bakalım. Uttabi'u efendim mazi fiildir. Doğru. Malum ya da meçhul çatılı yönüne yönelik e, herhangi bir açıklama sormuyor. Ama biz bu bilgi verdik. Uttabi'u mazi, meçhul, itteba'u mazi, malum çatılıdır dedik. E, efendim 1 ve 2'nin yanlış olduğunu görmüş oldunuz. 2. Aşağıdaki ayetlerde altı çizili kelimelerden hangisinin türü doğrudur? Ben yukarıda yanlıştır demişti. Burada doğrudur. Bismillah. Zalike bi ennehum şâkullâhe ve resûlehu. Ve men yuşâkillâhe fe innallâhe şedîdül ikâb. ikâb Me şey çakma izafet, lafsi izafet olduğunu belirteyim. Sizce buradaki şedid kelimesi marife midir, nekri midir? Marife olduğunu söyleyenlere e, diyeyim ki maalesef nekredir. Lafsi izafette muzaf, marife muzaf olsa da e, nekradır. E, marife yapabilmek için başın el takısı gelir. Şimdi bak marife oldu. Her neyse azabı şiddetlidir. Evet. Burada fe innallâhe şedidül ikab ifadesi e, şurada bir e, şart var. Cevabıdır. Başına da fe'ye gelmiştir. Şuradaki yuşakı ifadesi Şaka Nitekim şurada şakku ifadesi var. E, şakaka. Mufale babından mazidir. E, şakku. E, yuşakı ifadesi ise e, muzaridir. Şakku mazi faalu Efendim bu ise yufail benzindedir. Tabi mudaaf Efen efendim. Şuradaki yuşakı ifadesi istenirse yuşakık şeklinde de söylenebilir. Nitekim ayette bir ayette böyle var. Başka bir yerde yuşakık Şeklinde şuradaki kaf şeddeli ya açılıyor. Hmm, efendim idgam çözülüyor. Şuradaki şakku ifadesinin e, niçin şey olmadığını, ismi fail olmadığını, bunun yanlış olduğunu e, efendim nasıl bulacağız? Şuradaki Allah ve Resuluhu ifadesine bakınız mansup gelmiş. Eğer şakku ifadesi ismi fail olsaydı o zaman şakka fiilinin ismi faili şakik'den dan edildikten sonra şakkun haline dönür olurdu. Bu durumda şa e, 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 isimler biliyorsunuz e, üç halde kullanılır. Mesela şakkun bir isimdir. O zaman ya ekranda olduğu gibi şakkun şeklinde yalın olur. E, ya El takıl olur. Eşya bu. Ya da muzaaf olur. İsimler arkadaşlar üç halde bulunur. Muzaaf olur. Ve muzaaf olduğunda e, nun düşer. Çoğul olduğunda. Hani mühendisul medineti sonundaki nun düştü. Düştü. Ama burada nunun düşmesi muzaaf olmasından kaynaklanmıyor. Çünkü Allah ve Resulü kelimeleri burada Mansub olarak gelmiş. Bu zaafın ile her zaman mecrur olur biliyorsunuz. Bu şakku ifadesinin mazi fiil olduğunu gösterir. Yani ismi fail değil. İsmi fail olmadığını nereden anladık? Allah ve Resulühu e ifadesinin e, mecrur olmamasından. E peki niye e, şakkuya efendim ismi fail demedik. Şimdi ismi fail olsaydı sonunda nunun düşmesinin bir gerekçesi olması gerekirdi. E diyeceksiniz ki mazi fiilde nun düşmüş. Hayır mazi fiilde sonuna nun gelmez ki zaten. Çekime bakın. Şakka şakka şakku. Muzari fiilde sonuna nun bitişir. <laughs> i̇smi fail değil bu. Mazi fiil. Yuşak. Bu da muzari. Peki kemeselillezine min kablihim gariben zâku ve bâle emrihim ve lehum azâbun elîm. Buradaki ve kelimesi mefulün bihtir. Niçin? Mansup olmuş. Zaku kelimesi bak sonunda vav bitiştirmiş. Şiz. efendim zâka fiilini hum zamirine göre çekimlemişiz sonunda nun düşme söz konusu değil. Mazi fiilin sonunda nun olmaz ya. Evet. Peki bunun isim fail olmadığını biz efendim peşinden gelen ifadenin mecbur olmamasından anlayabiliriz. Bu mazi bir fiildir. Zaka, zaka, zaku. Bu kadar. Peki. Ve ma efe allahu ala minhum fe ma evceftum min haylin ve Buradaki efe'e Allahu Allah kelimesi bakınız merfu olarak gelmiş. E, efendim e'alt Allahu fiil fa'il. Efe'e mazi fi, e, fiildir. Ama burada ismi tafdil demiş. O zaman yanlış. Vellezine tebevvegu tara vel imane min kablihim yuhibbune men hacere ilihim. Burada ellediğine isim mevsuldür. Peşinden gelen cümleyi marife sıfat ile dönüştürür. Tebevve et dara işte yurt edindi demek. Tebevve et dara yurt edindiler. Ellezine tebevve et dara yurt edinenler. E, ve onlardan önce inananlar kendilerine hicret edenleri severler, seviyorlar. Buradaki tebevve et Tebevve'e, tebevve'u mazi fiildir. Efendim e, isim mesullerden sonra e, emir gelmez. Belki zorlanırsa hani naif kitaplarında bazen zorlama örnekler vermeye çalışıyoruz ya e, olabilir fakat e, yaygın bir kullanım değildir. tebevvû ifadesinin e, mazi fiil olduğunu söyledik. Tamam. Üçüncü soru cümlesine geçiyorum. Ve men yuqa şuhha nefsihi fe ulaike humul muflihun. Efendim fe ulaike humul ifadesinin cevabı şart. Men yuqa şuhha nefsihi ifadesinin de e, şart fiil kısmı olduğunu Söyleyeyim. Men şart şartıdır. Yuga e, şartın fiilidir. E, yuga muzarif fiildir ve e, meczumdur. Bunun meczum olduğunu sonundaki illetli harfin düşmesinden anlıyorum. E, kısa bir bilgi vermek uygun düşer. Vaka mazisi efendim. Muzarisi ise yekî bunun emrinin ki olduğunu belirteyim yukarıda ilk soru cümlesinde ittaka ile ilgili hani bir ihtiyar bağında açıklama yapmıştık Nakıs demiştik son harfinin illetli olması açısından. E, ilk i̇lk harfi de illetli olduğuna göre biz buna lefif mefru diyoruz. Emrenin kı olduğunu ve vav bitiştirirsek ku dememiz gerektiğini belirteyim. Ve kine kine bizi koru. Ve kine azaben nar bizi cehennem azabından koru. Oradaki qı <laughs> Peki ben bunu niye söyledim? Ha. Şimdi yuga efendim yuga meçhul çatılı halidir. Bu kıya mazisinin meçhul çatılı hali. Yuga muzaresinin meçhul çatılı hali. Yuga önüne bir cezmeden şart edatı gelirse sonundaki illetler düşer. İlletli harfin düşmesiyle mevzumdur bu. Ve men yuga şuha nefsihi Burada yuganın naibi faili gizli huvedir. Şuha nefsihi de mevzulun biridir. Uleyke mübteda el-muflihun haberdur <laughs> hun fasızdan biridir. Fe uleyke hum el-muflihun cevabı şarttır. Mahallen mevzum her neyse Peki sorumuz neymiş? Ayetindeki yani kim nefsinin cimriliğinden aşırı mal sevdasından e, korunursa e, onlar kurtuluş erenlerdir. Ayetindeki altı çizili kelimenin aksabı seba açısından türü ha söylemişiz zaten. Vav, kaf, ye kök harflerinden oluştuğu için iki tane illetli harf var. O zaman lefiftir. E, i̇lletli harfler ayrı olduğu için lefifi mefruptur. Lefifi makrun buna bir örnek verelim. Şeva iki tane illetli harf var. örneği verelim. Vasale ya da yemune. Gale ve ba ise ecmeftir bir de rama ve daa bunların da nakıs olduğunu belirtelim. Şokka bu ise mudaftır. Ekele ya da seele veyahut beriye bunların da memuz olduğunu belirtelim. Dört. İnne men an anellezine qatilukum fit din وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم فمن يتولهم فأولئك هم الظالمون ينحى نهى ينحى نهى ينحى بو 3. Ee, anlamına gelen emri bil maruf nehi anil münker. Oradaki nefi, sülası mücerred. Katelu mazidir mufale babından. Ehracu mazidir ifal babından. Zaharu mufale babındandır mazi. İhraç ifal babından mastardır. Tevellev aslında burada en tetevalleu şeklindedir. Ve şurada humdan önce bir nun vardır. Bu zari fiil efendim en ile masum olmuştur. Biliyorsunuz beş fiillerin e, masum ve meclum olması durumunda alametin nunun düşmesidir. Diyeceksiniz ki baştaki t de düşmüş. Bu t düşmeye de bilirdi e, efendim. Kur'an-ı Kerim'de bazen düşlüğü, bazen düşmedi olur. İki e, iki tane t işte yan yana geldiğinde telaffuzu bazen zorlaştırıyor. T t t gibi. E, efendim. E, sonra ve men yetevellahum. Burada ''yetevelle'' ifadesinde ''yetevelle'' sonunda bir illet harfi var. Bu lefifi mafruk bir fiil. Vav, lam, ye. E, ee, kök harfleri. Tefa'ul babından. Ve hmm, çizmeden şart edatı menden sonra gelen muzahri fiil nakıs. E, efendim. Nakıs dedim ben son, hani son harfine dikkat alıyorum. Ama e, iki tane illet harf olduğu için lefif de diyebiliriz. Efendim sonu eee illetli harfin düşmesiyle meclum oldu. Allah size din için sizinle savaşan efendim, sizi yurtlarınızdan çıkaran sizin yurtlarınızdan çıkarılmasına destek çıkan ların, ları dost edinmenizi yasaklıyor. E, kim onları dost edinirse onlar e, zalimlerdir. Mufale. laharu mufale babındandır. Eee ihraj ahrace ifal babındandır. Gatelu da mufale babındandır. Yani iki tane örnek var. Hem ahrecenin şey hem ifal babının mazi maslarına hem mufale babının iki tane mazizi gatelu zaharu örnekleri var. Ee, peki ifal var, mufale var. Tefa'ul e, ee, Tevelle yetevelle Ben e, tabi vava birleştirmeden söyledim ya da cezbetmeden Tefa'ul babında mazi ve muzaridirler e, yenhe e, bu ise sülası mücerrettir. Peki efendim bu da zalim de zaleme sülası mücerret fiilinin ismi failidir. Tef'il e, bab, babından herhangi bir örnek bulunmamaktadır. Ya'lemu ma <mâ fi's semawati vel ardi ve ya'lemu ma tusirruna ve ma tu'linun vallahu alimun bi'zati sudur alim kelimesi alime neslesini direkt alır bir harfi cer ile darar burada bi ile almış e, mefulun bi kayrisleri ya'lemu ma mâ fi's semawati vel ardi ifadesinde ma ve peşinden gelen ma tusirrune ve ma tu'linune tu ifadesindeki ma'lar bence ismin mevsuldür. Efendim e, ismin mevsullerden sonra sıla cümlesi gelir. Bu sıla cümlesi isim cümlesi, fiil cümlesi e, ya da şibit cümlesi olabilir ama cümle soylu olur. Az önce dedim ya isim mevsuller peşinden gelen cümleyi marife sıfat fiile dönüştürür. Gökyüzünde ve yeryüzünde diyor. Gökyüzünde ve yeryüzünde olan gökyüzü ve gö gökler ve yeryüzünde olanlar. Ma efendim isim mevsuller e, ma ve men özellikle ikili içinde kullanılır. Çoğul içinde. O yüzden e, duruma göre tercüme edersiniz. Yani ikisi de doğrudur. Ha şunu diyecektim fiil cümlesi ya da isim cümlesi olduğunda e, kastedileni gösteren bir zamir taşımalıdır sıla cümlesi ama e, Kur'an-ı Kerim'de bunun çokça düştüğünü e, görürüz. E, diyeceksiniz ki sadece Kur'an-ı Kerim'de mi düşüyor? E, hayır Araplarda da düşüyor e, ama normal Araplar konuşurken e, efendim bunu düşürmemeye çalışır e, yaygın kullanım düşürmemektedir düşürmemektir. Kur'an-ı Kerim'de düşürüldüğü birçok örneğe rastlayabilirsiniz. Ee, eğer bu buradaki mağların e, mastar mağası olduğunu düşünürseniz anlamlar değişir. Şöyle şuradaki kesinlikle isim mevsuldur. E, göklerdeki ve yeryüzündekileri bilir. Buradaki yâlemu -mâ fiil mağla ifade ise mefhul. Yâlemu Matosi röne ve Maya ismi mevsul anlamı veriyorum e, gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilir. Şimdi Maya e, mastar mas anlamı veriyorum gizlemenizi ve açığa vurmanızı bilir. <laughs> i̇smi mevsul olarak değerlendirmek gördüğünüz gibi daha makul. Ama şu düşürmeseydik şöyle derdik Sıla cümlesindeki isim e, zamiri. Ya'lemu ma tusirrunahu ve ma nehu. Biz normalde hani cümle kurarken böyle söylüyoruz. E, konumuz bu değil tabii ki. E, peki neymiş? Bakalım. Ayetindeki altı çizili kelimenin tusirrunahu İsmi fail aşağıdakilerden hangisidir? Ben sadece bunun cevabının musirrun olduğunu söylemeyeceğim. E zaten kırmızı ile yapılmış onu söylüyor. Efendim ifal babından olduğunu belirteceğim. Ee, bunun ifal babından olduğunu nereden biliyorum? Bunun kök harfinin serara olduğunu biliyorum. Efendim ifal babına mazi elde etmek için esrara diyorum. Daha sonra ilgam kuralları bunu serra ya dönüştürüyor. Efendim yusriru diyorum. Yufilu sigasına koyun. İdgam kuralları gereği bu yusirru ya dönüşüyor. Yusirru. E daha sonra da en zamirine göre çekimlediğinde Tusirune oluyor. O zaman ben bu ifal babının örnek şeylerini yazayım kalıplarına efale yufilu efil, ifal mufil ve mufal Peki şimdi bunu eserraya -e uyarlayayım. Eserle yusirru -e, es -e, es rir -e, ya da esirra -e. efendim her ikisi de caiz. Ente çekiminde. Ee, şimdi istirahat ve mus musirrun ve muserrun isim fail ve isim meful. Yani isim fail ve isim meful bu mezit sondan bir önceki kesir alıysa ismi fail fetalıysa isim meful. Peki müteserrir bunun e, bu da ismi fail cevabının tusirrunenin ismi failin musirrun çoğul yaparsak da musirrune olduğunu anlamışızdır. Peki müteserrir bunun mazi, muzari ve emir onları söylemek istiyorum. Teserrara yeteserraru teserrar teserrur müteserrid müteserrar. Peki ben şimdi ne söyledim? E, mazi, muzari, emir Mastar, isim fail, isim meful Bunları söyledim. Yani tefa'ul babından. Peki efendim. Sarun kelimesine baktığımızda sarun sonu e, teminlenmiş. Bu onun isim olduğunu gösterir. Sarun ifadesini fail kalıbında olduğunu belirteyim. E, bunun e, fiili sülasi mücerret serera. İdgam kuralları bunu serra ya dönüştürür peki az önce teserrara ve eserra için yaptığımı serra içinde yapayım serra yesurru surra ya da usurur surur sarun mesurur yani mazi muzari emir mastar ismi fahir ismi tabi sülasi e, mücerred fiillerin e, mastarlarını e, bilmek Sözlere bakmakla mümkün. Ama e, mezit, sülasi mücerret olmayan fiillerin e, mazi, muzari, emir, mastar, ismi, fare, ismi ve bilmek onu ebem de bilir. E, ebem babları ezberliyor. O anlamda bilir. Babları ezberleyemiyorsanız sözlere bakarsınız. Ama sözlük vermez onlara. Sen git ezberle der. O yüzden bablar çok önemli. Yani müttesir ifadesi ise iftihal babından e, efendim yesera sera kök harflerinden normalde i e, seradır. Sonra y t'ye dönüşmüştür. Vav ve y'nin yani iftihal babında misal vav ve y'lerin e, teye t'ye dönüşmesi ve iki t'ye yan yana geldiğinde idgam edilmesi e, kuralı vardır. İttesera olmuştur. İttesera olduktan sonra mazi muzari. Burada ifade yazmıştım da ben iftihar demiştim. Evet Bazen yani söylediğimi yazmamış olabilirim. Bazen de yazdığımı söylememiş söylemiş olmayabilirim. Arkadaşlar bunlar insani şeyler oluyor. Mesela teserrara fiili tefahül babından mazidir diyorum işte bazen yani aykırı bir şeyler de söylediğim oluyor. Yani ağzımda çıkanı kulağım duymayabiliyor. Kusura bakmayız. Şu ana kadar henüz olmadı da. ittesera yettesiru ittesir. İttisar müttesir mütteser Bu beş nolu e, sorunun e, çözümünde evet fazlaca durduk. Geçelim 6'ya. Zâmel keferu en len yub'asu Evet buradaki ennehu vardır. Şurada bir e, şan zamiri vardır. E, niçin diyeceksiniz? Çünkü eee enden sonra hatta bu ennehu'dur aslı e, enden sonra e, yubasu muzari fiili gelir ama len ile gelmez ama gelmiş burada e çünkü bunun orijinali aslı ennehu'dur burada hu düşmüş e, enne de tahfif edilmiştir. her neyse buradaki en li ifade zaame fiilinin Çift nesnesi yerine geçen mastardır. Kafirler yani inkar edenler yeniden diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki işte bile. Aksine ve Rabbiyi burada yemin. Bu Efendim yemin cümlesi ara cümlesi. Le ne evet. Letub a su burada bak sunne ifadesinde aslında vav e, ve nun var. Hani e, muzarifil Tamam mı? Entum zamirine göre çekimlenmiş. Tubasune. Daha sonra sonuna şetteli iki nun daha getiriliyor. Yani şetteli nun getiriliyor. Ne oldu? Üç tane nun oldu. E, efendim. Burada şunun düştü. Sonra e, F'nin e, dammelenmesi burada Vav'un varlığını gösterdiği için e, çünkü burada e, damme olmasaydı kesinlikle feta olurdu. Bu da en göre çekimlenmiş olur Çünkü e, e, yani burada tekit e, nunu Muzarifi ile direkt olarak bitiştiğinde e, Muzarifi mebni oluyor. fet üzere. Ama damme yapmışız. E, bu onun en te çekim olmadığını gösteriyor. Her neyse e, Rabbime yemin olsun ki diriltileceksiniz. Sonra Lettünebbeunne bime amildum. Nebbe'e haber verdi demek. Nubbi'e haber verildi demek. Nebbe'e. ben de korktum ya. Şimdi burada dedim ki Allah Allah. E, tefil bağımından bu. Nebbe'e yünebbi'u e, efendim nebbi şeklinde. Nebe'e e, gök harflerinden. Eee meçhul çatılı muzari entum zamirine göre çekimlenmiş. Az önce bahsetmiş olduğum vav ve nunun düşmesi burada da geçerli. Meçhul çatılı. Tefil babından e, ama burada tefavül babından diyor. Çünkü tefavül babından olduğu söylenemez. Çünkü tefil babından. Peki efendim, e, sonra e, yaptıklarınız haber verilecek size. E, ve zelike alellahi yesirun. Bu Allah'a zor değil. Kolaydır. Ee, peki tunebbe bu binayı meçhul bir fiildir. Evet. Meçhul çatılı olduğunu söyledik. Muzaridir. Evet. Zaten tekit nunu mazi ve muzariye bitişebilir. şey emir ve muzariye bitişebilir. Mazi asla bitişmez. Aksam-ı Seba açısından mehmuzdur. Evet. Nun, Be Hemze. Kök harflerindendir. Mehmuzul, Lam deriz. 3. kök harfi e, hemzedir. Tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Same oruç tuttu. Muzarisi yasumu. yasum mu? E, yasum efendim saum siem İşte bunlar mastarı. Peki yasumu yasum Baştaki muzarlık harfine düşürdüğümüzde e, efendim şu sat harfi harekeli olduğu için e, başına elif eklememize gerek yok. E, mim sonu sakin, vav e, wow, e, o da sakin, e, istimai sakinin durumunda e, illet harf düşer. Sum. Peki ikil yaparken bak mim harekeli oldu. E, az önce düşürdüğümüz vav wow, Geri gelir. Daha doğrusu gitmedi ki e, entumada. Düşmez yani. Düşmez. Şimdi su bunun tekrar yazayım. Bunun orijinali su gibi. E, burada vav wow, geçici olarak düştü. Niye? Çünkü içtimai sakineyim var. Ama mimi fetalarsam içtimai sakineyin olmaz. Vav'u e, wow düşüremezsin. Peki. Sum o yüzden suma sumu sumi suma sumne. Peki burada ne de vav neye düştü? Emim sessiz. E vav sessiz. İçtimai sakinliğinden dolayı sumne diyemezsiniz. Sumu sumi. Evet. Efendim şöyle bir bakalım. Sumu demiş mesela şurada e, mim harekeli. O yüzden şurada vav'un düşmesinin gerekçesi yok. Mim kesralı harekeli. Vav'un düşmesinin gerekçesi yok. E, aynı durum burada da geçerli e, efendim. Ayrıca e, emirlerde e, sonunda e, efal hamsede sonunda nunlar bulunmaz. Peki Burada bakınız vavlar ortaya çıkmış yani doğru yazılmış ama sonundaki nunlar e, olmamalı idi. Diyeceksiniz ki e, tamam da e, bunun emir olduğunu nereden biliyoruz? E Sum, suma, sumne, suma e, bunların emir olduğunu biliyoruz. E, tabloda e, e, boş yerler e, neye karşılık geliyor? önce müzekker sonra da müennes ente entuma entum zamirlerine göre çekim yapılır emirlerde. Enti entuma ne diye sürdürülür. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubne. Örneklerinde olduğu gibi. İnni zanentu enni mülâkin hesabiye. Bakınız mülâkin kelimesi Temin almış. Yani bu peşinden e, gelen sözcükle bağlantısının izafet bağlantısının kesildiğini gösterir. E, buradaki Hesemiye kelimesinin mülakin ismi failinin mefuli olduğunu söyleyeyim. İsmi fail meful mi e, Tabii ki fiilimsiler fiili gibi cümle ögesi alır. Meful dahil. Mülakin kelimesinin e, mufaale babından e, mufail kalıbında bunun orijinali mülakidir. İsmi fail olduğunu belirteyim. Mufaale babında. E, peki mufaale babından mülakin kelimesinin mazi, muzari, emri hepsini söyleyelim mi? Laqa yulaqi laqi Emri. Sonunda y'ye düştü. Bak. Mülakat. Mülakat diyoruz biz Türkçe'de. Mülaki. Ve mülaka. Buradaki mülaki kelimesi konumuz. Mülaki nasıl bir kelimedir? İsim olarak. Efendim isimler dörde ayrılır. Ee, maksur olanlar mesela mülaka örneğinde olduğu gibi maksurdur bu e, fetadan sonra gelen uzatmalı kelimeler maksur mankus bu da mülaki kesra'dan sonra gelen e, illet harfi e, almış sözcükler Şeddeli olmayacak tabi e, bu mankusun bir özelliği var yalın halde iken yalın halde ne demek ya az önce ismin üç halini söyledik ya şakkun kelimesi özelinde şakkun şakku eşşakku yani yalın el takılı ve muzaf İşte yalın haldeyken bu mankus sonundaki illet harfi kaybolur e, düşer e, düşen o let harfi y'yi göstermek için kesrayı şed Evet. Mülakin. <laughs> hesabımla e, yani hesabımla evet hesap defterimle e, karşılaşacağımı anladım. E, burada zanne sandı fakat e, kullanımı az e, anladım. Anladım bildim anlamında da kullanılabilir. Yani her zanne sandı, zannetti e, diye tercüme edilmez. Peki neyse şimdi e, bir bilgi daha verelim. Enne ile başlayan ifade bu zannenin çit nesnesi yerine geçen mefhulüdür, mastardır Bu arada zanne ile bu ifadenin tamamı da innenin haberidir ki Buradaki y de innenin ismidir. Mahallen mansup. Geri kalanında mahallen merfu. E her neyse bu ayetindeki altı çizili kelimeyle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İfal babında değil, mufaale babında, mufail kalıbında. Sülasi mücerret bir kelime. Hayır, mufaale babında olduğunu söyledik. Rubai mücerret bir kelime. Mufaale babında olduğunu söyledik. Bu babındandır. Doğru. İsmi faildir. Aşağıdaki altı çizili mefullerin türü hangisinde yanlış verilmiştir? Mefullerin türü. Biz hepsini söyleyelim. Kara talibut derse öğrenci dersi yazdı. Fiil, fail, meful. Buradaki meful eğer devamında bir açıklama getirmiyorsam meful sarihtir. Meful bir sarihtir. E e e efendim ama devamında açıklama getirebilir. Meful mutlak, meful bi gayri sari, meful le meful fi denilebilir. Ama sadece ağzımızdan meful çıktığında bu meful bi sari anlaşılır. Fiil fail meful. Kumtu fiil fail iclelen meful le Hocaya hürmet etmek için hocayı yüceltmek yani hocaya hürmet etmek için ayağa kalktım. Ee, efendim. Buradaki icilelen mefullehtir. Lil ifadesi bu icilel kelimesinin ki mastardır. Mefulin bir gayrı sarayıdır. Efendim. Sefartu fiil fail leylen mefulin fiil. gece yolculuk yaptım. Edrusu riyadate. Eee ederustu riadete Ne oldu şimdi? E, spor okuyorum. Spor bölümü gibi. E, meful mutlak değil. Fiil faili gizli, meful bih. Burada meful mutlak diyor. E, efendim. Deres tut derse dirasetey indi derse iki kez derse iki kez çalıştım. Teres fiil tu fail et terse meful trasetini eylemin kaç kere yapıldığını gösteriyor. Adedini beğen. Meful mutlaktır. Ha, burada mefulün bir denilmiş. Şimdi bakalım ne diyor? Altı çizili mefullerin türü hangisinde yanlış verilmiştir? Efendim. Peki. Doğrudan mevsufu değil de mevsufu değil de önce gelen ismi değil de mevsufa bağlı bir ismi, sonra gelen bir ismi niteleyen sıfata sebebi sıfat denir. Mesela Ali'yi gördüm. Türkçe söyleyeceğim. Buradaki Ali'yi nesnedir. Şimdi Ali'ye bir sıfat getireceğim. Babası hasta olan Ali'yi. Orada hasta olan Ali değil. Babası. Buradaki babası hasta olan ifadesi ama Ali ile bağlantılı. Oradaki hasta e, mevsufla bağlı bir ismi niteliyor. İşte sebebi sıfat diyorlar. Buna göre aşağıdaki ayet-i kerimelerin hangisinde sebebi sıfat yoktur. Mesela e, uzun adam. Bak uzun adamın sıfatı. Çarşıya giden adam. Çarşıya giden adamın sıfatı. Ama babası uzun Ali. Buradaki uzun babanın bir özelliğidir. E, bu soruya cevap vermeden önce zaten cevap şıkkı D olarak verilmiş. Muhtelifun elvenuha. Ez el zalimi ehluha sayghun sharabuha ifadelerine dikkatinizi çekmek isterim sayg zalim muhtelif bunlar nitelik bildiren e, efendim o üçü de ismi fail kalıbında gelmiş az önce bir, bir, bir şey söyledim ne dedim e, fiilimsiler ve mastar fiili gibi cümle ögesi alır yani burada yesoğu yazlimu yahtelifu denilebilir biliyor musunuz? Yani bu ismi faillerin yerine malum çatılı muzahri fiil gelebilir. Dolayısıyla şarabu ehluha elvanuha ifadeleri bu ismi faillerin bak ismi fail kelimenin bir yapısını ifade eder. Failleridir. Buradaki fail bir ögedir. Yani ismi fail ile fail farklı şeyler. İsmi fail, kelimenin etken ortaşı dediğimiz şeyi. Ee, peki fail dediğimiz şey ne? Ee, özne. İçimi kolay. Halkı zalim. Renkleri farklı. Her mübtedadır. Geri kalanı haber. Ve burada şerabuhu ifadesi sayık kelimesinin ismi fa, e, sayg, kelimesinin fail ögesidir. Rabbena ehricne min hadil gariyeti zalime ehluhe. Rabbena bu nida cümlesidir. Yeni bir cümleye geçiyoruz. Ehricne min hadil gariyeti zalime ehluhe. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Eee Buradaki sayı El zalim muhtelif kelimeleri eee bakınız merfu geldi yukarıda burada mecrur geliyor burada merfu niçin i'rabını ve marife ya da nekra oluşunu kendisinden öncekinden alır ama bunların müzekker ya da müennes oluşu peşinden gelen faillerine bağlıdır. Fiil Sihir gibi fiilin çekimini nasıl yaparsınız? Ne zaman müzekker, ne zaman müennes yaparsınız? Failine göre burada o sebeple efendim burada elvan kelimesi şaşırtabilir. Çok az kullanılan bir e, örnek e, arkası şey evet çoğu e, efendim düzensiz çoğu e, fiili müzekkerde getirilebiliyor burada diyeceksiniz ki fiil değil ki ama dedik ya fiilimsi diye e zalim. ez zalim kelimesi niye el takısı aldı çünkü kariye kelimesine sıfat yapacağız ya. Ve gariye marife e peki niye müzekker yapıldı ve niçin tekil geldi? Efendim hatırlarsanız fiiller failinden önce gelirse nasıl çekimlenir? Tekil. E fiilimsiler de öyle. O yüzden e, ne dedik? Bu la, sebebi izafette e bu seyir, ez zalim, muhtelif kelimeleri irabını yani harekesi, son harekesini ve marife ve nekre oluşunu mevsuftan alır. Her zaman tekil gelir. Müfret. Müzekker ya da mühennes oluşunu ise peşinden gelen failinden alır. Peki Bu içimi rahat, tatlı bir sudur. Rabbimiz bizleri halkı zalim olan bu köyden. Bak, zalim olan köy değil, halkı. Burada da içini kolay, yumuşak, renkleri farklı. Ee, bizi halkı zalim olan bu köyden çıkar ve minel cibeli bu dağlardan bazıları e, haberdir şu bir cümle sonra gelmiştir peşinden gelen ifade ise e, müptedadır e, merfudur e, Elvenu kelimesi muhtelif fail olduğu için merfu gelmiştir renkleri farklı değişik çeşitli demektir ve şıkkına bakalım Uleyke müpteda geri kalan haberdir. Haber de haber artı müptedadan oluşmaktadır. Ee, tabii ben uzun bir çizgi çizdim. Şöyle diyeyim. Şu haberdir. Müpteda haber dedik. Haber de isim cümlesi olarak gelmiştir. Şu haberdir. Efendim şu da müptedadır. Diyeceksiniz ki elim kelimesi rich'ten sonra gelmiş. Rich mecrur. Elim merfu. Arkadaşlar burada min rich'in ve elimun iki tane. Birisi şibi cümlesi. Birisi e, müfret yapı. İkisi de azap kelimesinin sıfatı. Min Minritsin azabın sıfatı elim azabı sıfatı. Mirrisin kelimesinin irabı nedir derseniz işte bir cümleler biliyorsunuz mahallen irab edilir. Merfu. Mahallen merfu. Tamam mı? Bu bu iki tane sıfat. Azap kelimesinin sıfatı. Ee, onlar için elen elem verici bir azap vardır. Rich ne demek? Kötü bir azap. Peki e, burada min rich'in azabı sıfatı, elim azabı sıfatı. Yani sebebi sıfatı yok. Burada sıfat yerine naat kelimesi de kullanılabilir. Naat sıfat demek. Sıfatın sıfat demek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istisnai istisnai mukatı yoktur? İstisnai munkatı, istisnai muttasıl 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 efendim muttasıl is, is, e, dediğimiz e, yapıdan yapıyla e, ki istisna edatından önce gelir İstisna edatından sonra gelenin e, bağlantılı olması daha doğrusu bağlantılı demeyi e, elemanlarından biri olması bu önemli bak bağlantılı demiyorum bakınız elemanlarından biri olması mesela düşmanlar ve silahları silahlar düşmanlarla bağlantılı mıdır evet ama silah silah e, düşmanların bir bireyi midir? Mesela Ali o düşmanlardan bir bireyi olabilir. E, i̇şte e, eşyaları, eşyalar eşyalar ve misafirler eşyalarla misafirler birbiriyle bağlantılı mı? Bağlantılı ama peki eşya o misafirlerin bir bireyi mi? Bir elemanı mı? Hayır. Ama onlarla ilgili. <laughs> e, muttasıl dediğimizde elemanlarından biri oluyor mesela öğrencileri e, gördüm Ali hariç Ali o öğrencilerin bir bireyidir e, öğrencileri gördüm çantaları hariç e, çantalar öğrencilerin bir bireyi elemanı değildir ama onlarla ilgilidir e, zaten şey diyemezsiniz ee, şöyle bir cümle kuramazsınız bağlantısız. Ee, öğrencileri gördüm ya da görmedim. Evler hariç. Ee, saçma bir şey olur. Peki efendim. Kısaca mutlusun. Ha munkatı nedir? işte e, elemanlarından biri. Değilse mukatı deriz. Ama elemanlarından biri ise mutasıdırız. Peki. Likulli deyin deveun. Her hastalığın bir ilacı var. Ölüm hariç. Şimdi ölüm bir hastalık mıdır? Mesela. B'ye bakalım. Allah Tüm günahları bağışlar. Şirk hariç. Şimdi şirk günahlardan bir tanesi midir? Evet. Şirk günahtır. Efendim. Küfür günahtır. Efendim. Küfür şey sövmek falan filan. Yani hırsızlık yapmak işte her neyse. Günahtır. Yani günah eee kümesinin içerisinden e, ki elemanlardan bir tanesi şirktir. E, bağlantılı. Yani bu istisnai muttasıl oluyor. C. Vasalet illa Misafirler hatta tüm misafirler geldi. Eşyaları hariç. Valizleri hariç. Burada e, valizler, eşyalar misafirlerin bir bireyi elemanı değil. D şıkkına bakalım. Tüm düşmanları gördüm. Diyeceksiniz ki burada tüm sözcüğü yok. Efendim çoğullar çoğul olunca siz daha bunda, tüm sözcüğünü kullanabilirsiniz. E, düşmanları ya da tüm düşmanları gördüm. Silahları hariç. Buradaki silahlar düşmanların düşmanlar kümesinin bir elemanı olmadığı için Efendim İstisnai munkatı diyoruz. B şıkkında istisnai muttası söz konusudur. Diğerlerinde munkatı. Sayıların temizliği ile ilgili aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır? Hmm. Fişe cerati ihte ve Efendim 11 99 arası. E, temyiz müfret mansup gelir. Ağaçta 51 nar var. E, haber artı müpteda. B. Rakibel gıtara miyete musafirin trene 200 yolcu bindi. Fiil, meful, fail. Yüz, ee, 100, 1000, milyon, milyar, trilyon Bunların temizi müfret mecur izafet yoluyla. Doğru. D şıkkına bakalım. Fi sahtil el abi telatetu elafi Oyun alanında 3000 genç var. Haber müpteda. Efendim 3 10 arasında mühendislik müzakere açısından ters orantı var. Ve 3 10'un temyizi çoğul ve izafet yönüyle mecru gelir. Elif kelimesinin mecrur ve çoğul olmasının sebebi bu. Ama elif kelimesi temin almadı. Çünkü izafet devam ediyor. Şeb kelimesi ise elef kelimesinin temyizi. Yüz, bin, milyon, milyar ve bunların temyizi izafet yoluyla mecrur müfret gelir demiştik. Bak üç on arasında izafet yoluyla çoğul mecrur ama o yüz, bin, milyon, milyar bunda izafet yoluyla müfret mecrur gelir. 3.000 genç Şimdi ee, az önce dedik ki 3-10 arasında mühendislik müzekerlik açısından ters orantı söz konusu ve e, hem yiz e, çoğul mecrur gelir. Çoğul izafet yoluyla mecrur gelir. Bunun doğrusu şuydu tu <laughs> ham sete aklemin Kalem müzeker ya 5 mühendis olmalıydı. 1 Ve 3'ün arasında da çoğul olmalıydı. Her neyse ögeleri ayıralım. İşteray fiil tu fail hamsete eklemin ve fulun bi. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin cer alameti kesredir? Bak e, kesra aşağıdakilerden hangisi kesralıdır? filan ne demiyor. Cer alamet. Daha doğrusu burada e, örnek üzerinden verelim. Bak bir ehsene ifadesinde ehsene kelimesi fethalıdır. Ehsene kelimesi fetalı. Ama fetayla mecrurdur. ala mesakine. Bak mesakin kelimesi fetalıdır ama fetayla ile mecrurdur. mesela. Melaib kelimesi kesralıdır ve kesra ile mecrurdur. E, demek istediğim e, bazı sözcükler mecrurdur ama feta alabilir bazı sözcükler mansuptur. Kesra alabilir. Kesra illaki cer alameti, feta illaki nasıl alameti olmak zorunda değil. Bu sebeple talibat gibi ad ekiyle çoğul olan e, sözcükler mesela damme alır ya da kesir alır. Feta hiçbir zaman almaz. Yani merfu bit tamme mansub bil feta özür dilerim mansub bil kesra ve mecru bil kesra talibat için söyledim. Peki ulema kelimesine bakalım. Bu gayrimustarif olur. El takısı almaz, muzaaf olmazsa. El takısı ve alır ya da muzaf olursa normal damme ile merfu, feta ile masup, kesra ile mecur olur. Ama el takısı almamış. Muzaf da olmamış. Yani yalın halde. Dikkat ettiniz mi? Yukarıda isimlerin üç halinden bahsetmiştim. Bak bu isimlerin üç halini bilmediğimizde problem çıkıyor. Yani ismin üç hali var. Her neyse yanın halde olduğunu varsayıyorum. Ulema u merfu bir tamme. Ulema e mansub bir feta. Ulema e mecru bir feta. Gayrı musarif konusuyla bağlantılı. Efendim redde sadiqi tahiyyete arkadaşım selamı iade etti. Yani Selam'a karşılık verdi. Bir ehsene minha. Daha iyisiyle. Mesela selamun aleykum diyor ya da esselamu aleykum. O ve selam ve rahmetullah. Bak artı daha iyisiyle. Buradaki ehsene kelimesi e, ismi tafdil harfi sonra gelmiş ama gayrı musarif olduğu için bak e, cer alameti Feta. Yani mecrur bir feta. Tamam. Bak yalın halde. B şıkkına bakalım. Ya tıfı ebi ala mesakine yahtecune ilel müsaadeti. Yahtecune ilel müsaadeti fiil cümlesi nekradan sonra gelmiş. Onun sıfatıdır. Babam yardıma ihtiyaç duyan düşkünlere acır. Fiil, fail, MBGS Me mefhulün bir gayri Ya Yahtecune ilel müsaade mesekin kelimesinin sıfatı dedik. Mesekin kelimesi yalın halde. Mecrur bil feta. Değişikliğine bakıyorum. Uduy etil gaatu bi masabiha kebiratin Kebiratin masabih kelimesinin sıfatı diyeceksiniz ki masabih fetaladın, kebirayı kesraladın. E tabi ki Masabiye kesir almaz ki burada. Mecrur bil feta ama kebira mecrur bil kesir. İkisi de mecrur. İra başından uyuyor. Alametler uymuyor. Alametler uymak zorunda değil. İra uymak zorunda sıfatın mevsufa. Fiil naim fail. Salon büyük lambalarla aydınlatıldı. Masabi yalın halde dikkatinizi çekmek isterim. Ama cim şıkkına bakınız. Melaik kelimesi de gayrı Ama muzaaf halde. Muzaaf. Yalın halde değil. O yüzden kesra ile mecrur. O kıymetül butuletu ala melaibine. Şampiyonluk sahalarımızda, bizim sahamız, sahalarımızda yapıldı. Butule. Peki tamam mı? Yalın, el takılı ve muzaaff. İsmin üç halidir. Ondur. Mazalel musari'u kaviyen. Mazalel hala demek. Ma beriha gibi. Musari, mazalenin ismi kaviyen ise onun haberidir. Hmm. Güreşçi hala güçlü. Evet. Süreklilik bildirir. İstimrar. Tahvil, dönüştürme demektir. Mesela sıcaklık buzu su haline getirdi. Ceale, sayyarat. Şuru başlama demektir. Bede, ehaze, kame, ceale. E, bu şuru fiilleri haberi, muzari fiilli fiil cümlesinin önüne gelir. Tevkit. bu da tevkid demenin diğer bir yolu vurgu, pekiştirme demektir. İnnenin temel görevidir. Peki 15. Aşağıdaki örneklerin hangisinde bedelin türü yanlış verilmiştir? Efendim 3 artı diye e, bedel türleri ayrılır. Kul min kul bedelül kul bin kul yani be, mutabakat bedeli. Bedel bat min kul parçacı bedeli, bedelli ihtimal, kapsama bedeli. Ee, parçacı bedel dediğim bedelül bağat min kul bir bütün düşünün. Bir şey oradan çıkardığında eksilme oluyorsa fiziksel eksilme buna bedel bağat min kul deriz. Bir de bazen yanlışlıkla ağzımızdan bir şey çıkar ya unuttuk ya ağzımızdan çıktı. Düze sonra düzeltme yoluna gideriz. Ona da bedeli mübayin derler. <laughs> Hafiz tul Kur'an'a Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Sulu üçte birini. Bak üçte biri Kur'an'dan çıkarılırsa Kur'an'ın kendisi de fiziksel azalma olur. Buna parçacı bedeli. Bedel Ba min kul diyoruz. Unzur ilelmeyi suya bak cereyanihi akışına. Burada e, efendim akış suyun kendisi değil. Suyun e, bir özelliği. Hatta akışı çıkarırsanız suyun kendisinden fiziksel azamlı olmaz. Buna bedel ihtimal dememiz gerekirdi. Kuzul kaleme, kalemi al. Sonra da lan ağzım ne dedim ben? Kalemim dedim? Kağıdı kağıdı. Gibi hani. Bu yazılı dilde olmaz. Hani sen kalemi pardon e, kağıdı al diye düzeltmezsin. Ha belki şey olur. E, tükenmez kalemle yazıyorsun. E, üzerine de çizmek istemiyorsun. E, yanıyorsun. O da geçmiyor. E, efendim e, o zaman ne yaparsın kullanabilirsin bu bedeni konuşma dilinde çokça geçer Ben e, bedenimi bayin türünden örnekleri Az önceki yaptığım açıklamalarda vermişimdir Hani Pardon diyordum ya Evet o tür bir şey kalemi kağıdı 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 al Efendim e, evet el varakate, bedel mübain dedik. Eacebenir e, raculu adam hoşuma gitti. Sonra edebuhu dedik. E, Edeblu terbiyesi hoşuma gitti. Ahlakı hoşuma gitti. Dediğimde buradaki ahlak adamın fiziksel bir parçası. Kolu, kafası, ayağı değil. Bedel-i alıyoruz. diyoruz. E, bu Par, anlatabildiğimi olmuyorum. Ha diyeceksiniz ki hocam bazen mesela sen bedel mal dedin. Bak burada da böyle geçti. Ama bizim hocamız mesela bedelim e, batminkul dedi. E, şunu söyleyeyim tartışmaya kavgaya gerek yok. E, her ikisi de e, aynı yapıda hazırlanıyor zaten. Bakınız el Kur'an'a sülüsehu el raculu edebuhu ister e, bedel bat min de ister bedel ihtimal ki benim yapmış olduğum açıklamayla bunu ayırabilirsin ee, hazırlanışı e, aynı parçayı çıkardığınızda geriye kalandan fiziksel azalma oluyorsa e, buna bedel bat min azalma olmuyorsa e, bedeli ihtimal deriz. Ama bir şeyi iki kere aynı şeyi iki kez tekrarlıyorsak, aynı kişiden iki kere bahsediyorsak. Mesela Halife Ömer derken Omaru el-Halifetu ya da el-Halifetu Omaru dediğimizde Halife, e, kimi kastediyoruz burada? Ömer'i. Sonra bizatihi de adını söylüyoruz. E, o kim? E, az önce söylediğim kişi. Aynı kişi. Mesela el üstadu Hasan Hasan Hoca dediğimizde orada Hasan'la üstaz, üstaz da Hasan aynı kişi. İki kere tekrarlamış oluyorsun. Mesela Kur'an inandığın kitap dediğimizde inandığım kitap ne? Kur'an. Kur'an ne? İnandığım kitap. Aynı şeyden iki, bahsediyorum. Buna bedel kul min kul diyoruz. Mesela annem e, Ayşe, annen kim? Ayşe. Ayşe kim? Annen. işte aynı kişiden iki kere bahsediyorum. Bedel kul, nün kul. Çok uzattım. Bir ara verelim. İnşallah video kaydetmiştir.